Editörden merhaba. Sevgili izleyiciler, bu hafta ilk kitabıyla konuğumuz sevgili Özlem Göncü. Hoş geldiniz Özlem. Hoş bulduk Medine Hanım. Kitapla ilgili bir iki şey söylemeden önce şunu hatırlatarak başlamak istiyorum aslında. 1923 yılında Lozan Anlaşması yapıldıktan sonra anlaşmaya ek bir sözleşme konuluyor ve Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus değişimi. Evet. Yani mübadele dediğimiz anlaşma gerçekleşiyor. Bunun akabinde de 1 milyon 200 bin Rum Türkiye'den Yunanistan'a göçüyor ve Yunanistan'dan da Türkiye'ye yaklaşık 500 bin Türk göçüyor. Evet. Bunu belirtmemin nedeni kitap mübadele öyküsüyle başlayıp yerleşememiş, olmak istediği yerde olmak istediği insan olamamış bir kadının öyküsüyle başlıyor aslında. Evet. Gerisini sizden dinleyeceğim ama önce Özlem Göncü kimdir, neler yapmıştır, oradan başlayalım. Evet. İzmirliyim. Çocukluğum, genç kızlığım İzmir'de geçti. Ve kendimi bildiğimden beri hep müziğin içerisinde oldum. Uzun seneler konservatuar eğitimi aldım. Ve keman sanatçılığı olarak halen de çalmaktayım, çalışmaktayım, icra etmekteyim. Edebi yolculuk Aynadaki Azazil'le beraber başladı. Öncesinde denemelerim vardı, öykü çalışmalarım. Hı hı. Ama ilk roman çalışmam bu. Yani neden edebiyat derseniz, sanatın bir yerinden başladığınız zaman diğer dallarına da geçiniz çok zor olmuyor aslında. Evet. Evrimlenebiliyorsunuz ve birbirlerini besliyorlar da. Müzik ve edebiyat en azından benim örneğimde böyle oldu. Ve çok keyif alarak yazdığım bir roman. Sizin de söylediğiniz gibi mübadeleyle başlıyor ama sonrasında üç kuşak kadın hikayeleriyle devam ediyor. Parçalanmış bir ruh var. O parçalanmış ruhun trajedisine tanıklık ediyorsunuz Aynadaki Azazil'de. Bir bedene iki ruhu sığdırmaya çalışıyor Katina ve sonrasında da doğal olarak, kaçınılmaz olarak onun ruhsal travmaları ve ruhsal parçalanmışlıkları devam ediyor. Ben çok içimde hissederek yazdım bu romanı. Yaşanmışlıklarım olmadığı halde. Ailemde mübadeleyle gelen yok ya da giden yok. Herhangi bir göçe maruz kalan yok. Ama illaki yaşamaya gerek var mı? Gerek yok. Bu coğrafyada elinizi attığınız her yerde topraktan yükseliyor böyle hikayeler zaten. Sadece kulak vermek gerekiyor. Ben de kulak verdim. Evet, iyi de ettiniz çünkü gerçekten kitap bir solukta okunabilecek şekilde. Çok da güzel, akıcı. Ben aynı o şekilde yani bir solukta okudum gerçekten. Belki şeyi de belirterek kitapla devam edebiliriz. Göç denilen olgu aslında içinde seçenek de barındırdığı için biraz daha naif kalıyor. Evet, çok doğru. Nüfus değişimi, mübadele ya da zorunlu göç diyebileceğimiz hikayelerde hı. insanların seçme şansları yok. Dolayısıyla hayatları parçalanıyor, ruhları parçalanıyor. Bu yanıyla aslında çok önemli bir konu, ele aldığınız konu. Çünkü gerçekten bizim ülkemizde de Osmanlı döneminde, daha sonraki dönemde de hep yaşana gelmiştir. Bu yanıyla da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kitaptan bir bölüm okuyarak hı-hı. size vermek istiyorum sözü. Hı-hı. Konuşmuyor, adeta inliyordu. Köydeki diğer Rum nüfusunun durumu da pek farklı değildi. Havada elle tutulur bir hüzün vardı. Yaşanan trajedi yürek sızlatıcıydı. Sürgün ve ayrılık acısı köyün her yerini sarmıştı. Gelen haberlere göre ülke topraklarının çeşitli yerlerinden kafileler birer ikişer yollara düşüyordu. Terk etmeye mecbur bırakıldıkları ata yadigarı, kadim topraklara son ağıtlar yakılıyordu. Doğdukları, doydukları, gençliklerini hediye ettikleri bu coğrafyaya veda eden biçareydiler. Gökyüzündeki kara bulutlara yitik gözlerle bakan, geçmişe dair ne varsa bir bohçaya sığdırmış, geleceğe dair umut kırıntılarını yaralı ruhlarına katık etmiş kervan topluluklarıydılar. Alınlarına sürgün damgası vurulmuş kayıp bir kuşağın çocuklarıydılar. Burada sözü size vermek istiyorum çünkü Katina'nın hikayesiyle tanışıyoruz aslında. Katina'yla çocukluk arkadaşı, en iyi arkadaşı Hristo'nun
ayrılışıyla öğreniyoruz ki bir zorunlu göç durumu var. Ne söylemek istersiniz üzerine? Her öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mübadele çok büyük bir insan takası. Hı hı. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi büyük sayılar söz konusu. Ve tabii bunun sancısız, sorunsuz, hüllük gülistanlık bir şekilde gerçekleşebilmesi mümkün değil. Hı hı. Bu kadar büyük bir insan, büyük bir kitleyi alıp bir yerden bir yere gönderiyorsunuz. Ve son derece sancılı bir süreç. Ve bu kitap aslında kalanların hikayesini anlatan bir kitap. Evet. Gidenlerin değil. Ama Hristo istisna teşkil ediyor. Hristo gidiyor. Hı hı. Ve büyük bir özlemle yıllar sonra tekrardan ata yadigarı kadim topraklarla kavuşuyor. Annesine bir söz, sözü evet. var çünkü. Evet. O söz. Ne kadar sonra, trajik değil mi? Kesinlikle öyle. Ne kadar trajik. Toprağın üstündekileri bırakmak zorundasınız. Daha hı hı. acı olanı toprağın altındakileri de bırakmak zorundasınız. Hı hı. Ve seçim şansınız yok. Evet. Bu çok trajik bir hikaye ama dediğim gibi yani bu coğrafyada elimizi nereye atsak hı hı. böyle hikayelere rast geliyoruz. Bana şu soruyu çok aldım örneğin. Yaşanmışlık boyutu nedir hı hı. ailenizde, çevrenizde? Biz de yayından önce aslında konuşmuştuk evet. ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek diye. Evet. Hı hı. Yani bir şekilde bir yerlerden denk geliyorsunuz, kulağınızda birikiyor, zihninizde birikiyor, okuduğunuz kitaplardan anı derleme tarzı çok fazla belge elime geçmişti bir dönem ve ağlayarak okuduklarım oldu bunların içerisinde, yüreğimi sızlatan oldu ve okudukça dinledikçe ki iyi bir dinleyici olduğumu düşünürüm, insanları dinlemeyi severim ve dinlediklerime saygı da duyuyorum. Evet. Onları içimde biriktiririm. Ve bu biriktirdikleriniz bir noktadan sonra size ağır gelmeye başlıyor. Bir yük biniyor üzerinize. Dışarı çıkmalı, yazmalıyım. Dışarı çıkmalı, diyorsunuz. Paylaşmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ve o şekilde çıktı bu kitapta. Eğer kalem buna müsaade ediyorsa bir şekilde akıp gidiyor hikaye. Şimdi Hristo gidenlerdendi. Evet. Şüphesiz ki ağırdı aslında yaşadıkları ama Katina kendi olarak kalamadı topraklarda. Yani kendi aslında vatanı olan bu toprakta. Evet. Konya'nın Sille köyünde geçiyor hikaye. Evet. Orası aslında kendi toprağı onun. Evet. Vatanı yani. Hristo ayrılıyor, gitmek durumunda kalıyor ama Katina'nın daha ağır bir durumu var sanki. Şöyle ki yangınla ailesini kaybediyor aslında. Yangının ardından belki Hristo'dan destek alacakken yani en iyi arkadaşından destek alacakken arkadaşının gitmek üzere olduğunu öğreniyor. Sonrasında Katina gitmiyor ama bir aileye, Müslüman bir aileye evlatlık hı-hı. veriliyor. Hı-hı. Sonrasını biraz sizden dinlemek istiyorum. Katina ne oluyor sonra? Şunu çok sordum kendime yazım aşamada. Öncelikle şunu belirteyim. Hani bu masa başında oturulup matematiksel hesabı yapılmış bir kitap değil. Evet. Hikaye karar verdim. Hı hı. Hikaye kafamda oluştu ve yazmaya başladım. Çalı kalem yazmaya başladım. Hı hı. Yazım süreci içerisinde karakterler kafasını kaldırmaya başladı. Şey var mıydı peki? Hani Katina ve onun sonrasındaki üç kuşak. Evet, o netti vardı, kafamda. Hı hı. Katina'yı anlatacağım ve akabindeki hı hı. üç kuşağı anlatacağım ve bunun ruhsal kırılmışlık boyutunu anlatacağım. Bu netti. Evet. Ama örneğin ayna figürü, Azazil figürü, hı hı. o gerçek üstücü ögeler zaman içerisinde şekillendi, yazım sürecinde şekillendi. O zaman adı da sonra evet, şekillendi. Kitabı. Evet, hatta sonra doğru şekillendi diyebilirim adı. Hı hı. Katina'ya gelince, Katina için şunu düşündüm. Yani ben dedim, bir bedene iki ruhu yerleştirmeye çalışsam ne yaşarım özlem olarak? Özlem göncü olarak ne yaşarım? Hı hı. Yani gerçeklik duygumdan koparım herhalde diye düşündüm. Evet. Zaman içerisinde gerçeklik flulaşır. Bu kaçınılmaz bir şey. Hele ki bir çocuktan bahsediyoruz. Bir yetişkin için bile bu çok travmatikken. Evet. Küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuğun yaşadığı kırılma çok keskin, tuz buz edici bir kırılma olmalıydı. Şöyle bir şey de var. Mesela bazı anı derleme çalışmalarda şunu görebiliyorsunuz. Kişi kimliğini bırakmıyor. Evet. Evet, başka bir aileye evlatlık veriliyor hı hı. ama kimliğine sahip çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Gulizar'ın hikayesi böyledir. Muşlu, Musa Ağa
eş olarak kendisini alıyor ama kimliğini bırakmıyor. Kimliğine sahip çıkıyor, Hristiyan kimliğine sahip çıkıyor ve bir direniş gösteriyor. Şimdi bu Katina da olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Katina evlatlık gittiği aileyi seviyor. Evet. Ama Gülizar Musa'dan nefret ediyordu. O nefret kimlik noktasındaki direnişi besliyordu. Ama Katina seviyor ve o aile üzmek de istemiyor. Evet, çok da iyi bir ilişkiler oluyor evet, aslında. Evet, üzmek istemiyor ve işte ruhtaki kırılmayı da bu yaratıyor. Bu neden oluyor? Belki onunla yüzleşseydi bunu açığa çıkarabilseydi. Evet. İşi de kolaylaşırdı. Evet. Ama orada şey de onları var. Onları mutlu etmek istiyor. Tevfik Bey ile Hayriye Hanım'ın mahalleli ne der baskısı ve korkusuyla Katina'yı bir gizlemesi de var. Yani adını hemen Zeynep olarak değiştirmek gibi örneğin. Zaten romanın akışı içerisinde de nereden geldiğini söylemiyorlar. Evet, gerçeği söylemiyorlar. Evet. Gerçek çıkmıyor ortaya. Evet. Çok sonra Hristo'nun gelişiyle çıkıyor. O zaman şunu da merak ediyorum aslında ben. Bir yazar olma ve ilk romanı yazma. Gerçi az önce bir cevap niteliğinde şeyler söylediniz bu soruyu ama yine biraz detaylandırabiliriz belki. Niye böyle bir konu? Yani daha sizi de belki kolay çıkarabilecek bir mecra değil de mübadeleyi aldınız. Yani bu ruh kırılması ve özellikle üç kuşak. Çünkü kitaptan aslında hani üç kuşak hikayesi anlatıldığı için birden fazla kitap da çıkabilecek gibi duruyor okuyunca. Evet. Karakterler yönden zengin. Evet. Hikayeler içe geçmiş durumda. Şöyle açıklayabilirim onu. Ben bir kadın olarak kadın hikayelerini her zaman ekstra bir zoom yapmışımdır. Hı hı. Artı kaybedenlerin, ötekileştirilmişlerin hikayeleri her daim ilgimi fazlasıyla çekmiştir. Bu önemli. Ve Katina bir öteki. Evet. Ötekileştirilmiş bir insan. Hı hı. Bu neden mübadele? Çünkü üç kuşak öncesi, dönem itibari, seçtiğim mekan, bütün puzzle'ın parçaları bir araya getirildiğinde başlangıç noktası mübadele oldu. Çünkü ben Sille'yi özellikle seçtim. Hı hı. Kendime bir mekan bulmam gerekiyordu bir hikayeden anlatmak için başlangıç noktası. Ben Sille'yi özellikle seçtim. Beni çok sarsan bir ayrıntı vardır Sille Köyü'ne dair. Alalım hemen. Orada 800 senelik çok eski bir manastır var. Hariton Manastırı. Evet, çok kadim bir manastır. Hı hı. Ve bu manastırın içerisinde söylenceye göre Mevlevi dervişlerinin de ibadet edebileceği bir ayrı bir ibadethane de yapılmış. Çünkü onlar da sık sık ziyarete geliyorlar. Bu beni çok etkiledi. Bu paylaşım, bu hoşgörü. Hı hı. Bugün bile tanıklık etmediğimiz bir şey. Evet. İki ayrı dinin mekanda vücut bulması, kendini ifade etmesi. Yani bir dine mensup ibadethane içerisinde başka bir din mensubu da kendi tanrısına el açıp dua edebiliyor, ibadet edebiliyor. Bu ruha ihtiyacımız var. Görmüş müydünüz? Bir gerçekliği vardı, okumuş muydunuz? Nasıl? Okudum. Oldu? Zaten mekan seçebilmek için ciddi bir araştırma içerisine giriştim. Ve Sille önüme çıktı. Sille'nin hikayesi önüme çıktı. Mekanı seçtikten sonra da Karaman Rumlarını, oradaki yapıyı araştırmaya başladım. İşte mesela Rumca konuşmuyorlar. Karaman Rumları. Türkçe konuşuyorlar. Oradan oraya evrimlenirken ve yolumuz dili mübadeleye çıktı. Unutmuşlar mı? Biliyor ama konuşmuyorlar mı? Hayır, Rumca da biliyorlar. Ama hani gündelik hayat içerisinde evet. Türkçe konuşuluyor. Bu noktada mesela Katina'nın yani orada bir mantıksal bir çelişki yok kitapta. Çünkü bakıyorsunuz Katina tekrar Türkçe ile devam ediyor yeni girdiği aileye de. Bunun nedeni Karaman Rumları olmaları. Dediğim gibi kaybedenlerin hikayeleri ilgimi çekiyor. Çünkü kazananların hikayeleri zaten üzerimize boca ediliyor. Üzerimize fazlasıyla boca edildiği için bari edebiyat kaybedenlerin alanı olsun diye düşündüm. Evet. Peki edebiyata ilgi bir yazarla bir şairle başladı mı diye sorsam? Kendimi bildim bileli elimde kitap vardı desem ben de. Kendimi bildim bileli elimde kitap vardı. Şunu yani ilk başında da belirtmiştim. Müzik ve edebiyat birbirini fazlasıyla besleyen iki sanat dalı. Ben konserlere çıkmadan önce hazırlık aşamasında, mesela size bir örnek verebilirim. Üniversite 2. sınıftayken Aram Haçaturyan'ın keman konçerosunu çalacaktım. Sınav heyeti bunu belirlemişti.
Kim bu adam dedim yani Aram Haçaturyan. Araştırmaya başladım. Anadolu kökenli olduğunu öğrendim. Oradan oraya, oradan oraya derken bambaşka bir hikayenin içerisine girdim. Şimdi oradan beslenmek zorundasınız. Çünkü siz o eseri icra edecekseniz o eseri yaratan kişiye dair bilgi sahibi olmak zorundasınız. O atmosfere dair, o döneme dair ruh halinin içerisine girmek zorundasınız. O yüzden edebiyatla hep iç içeydim ben müzikal icra sürecinde. Ve kalemin hep bir cazibesi vardı. Kemanı bıraktığıma elime kalemi alırdım. Ufak ufak denemeler yapardım, öykü çalışmaları. Sonra öyle bir an geldi ki yazmak zorundayım diye düşündüm. Uçlarımı törpülemem gerekiyordu. Kenarlarımı biraz törpülemem gerekiyordu. Kırgınlıklarım vardı. Yaşadığım topluma dair kırgınlıklar, kendime dair kırgınlıklar. Onları iyileştirmem gerekiyordu. Bu kitap bana şifa oldu. Umarım okuyanlara da şifa olur. Evet, güzel bir çıkış noktası. Etkilendiğiniz yazarlar var mı? Özellikle o hani ilk gençlik, çocukluk yani kitapla tanıştığınız dönemlerde. Hani mutlaka bir gencin ya da mutlaka bir çocuğun şunu okuyarak edebiyata girmesi diyebileceğimiz, önerebileceğimiz bir şey var mı? Yani ben sık sık dönüp dönüp elime aldığım bir kitabı söyleyebilirim mesela. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar. Yani Dostoyevski'nin benim hayatımda hep ayrı bir yeri oldu. Hı hı. Benim kütüphanemde hep kitapları yer almıştır. Onun o ruhunda yaşadığı gelgitler, o sancılar, o tutkulu yazım, hı hı, edebiyatındaki o tutkulu kalemi beni çok etkilemiştir. Ben de yazarken çünkü içimde büyük bir tutku hissediyorum. Hatta onu frenlemeye çalışıyorum bazen. Çünkü metni bu kadar duygusallık akıtmak da iyiydi. Evet. Onu da dengelemek lazım. O dengeyi lazım. Tabii, kurmak iyi yazar yapıyor galiba değil mi? Kurmak gerekiyor. Yani gerçekle hayalin başladığı ve bittiği yerin nasıl dengesini kurmak gerekiyorsa, hı hı, o tutkunun da bir şekilde dengesini kurmak gerekiyor. Dostoyevski diyebilirim. Özellikle de Yer Altından Notlar. Dostoyevski de zaten ötekilerin sesi değil mi? Kendisi de bir öteki, evet, aslında. Kendisi de bir öteki. Kendisi yoksul. Bizzat bir öteki. Evet. Tabii. Ve hayatı boyunca da aslında yazarlığı döneminde de hep yoksul kalmış. Ciddi açmazları olan bir insan. Evet. Ciddi açmazları olan bir insan. Ciddi gelgitler yaşamış. Meçeziller yaşamış bir insan. O yüzden ben feyz alıyorum yani kendisinden. Ben onu de söyleyebilirim. Suç ve Ceza diyorum Dostoyevski deyince. Aa, değil mi o Raskolnikov, evet, karakteri? Aynen. O da çok fena. Evet. Çok çok kesinlikle hani edebiyatta da bir sürü yazın için aslında örnek alınmıştır diye düşünüyorum. Müzikte de mesela Rus ekolü beni çok etkiler. Hmm. Edebiyatta da Rus ekolü son derece tutkuludur. Müzikte de aynı. Niye böyle peki? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hani Rusların hem edebiyatta hem müzikte, sporda da aslında öyleler. Soğuk bir iklimleri olmasına rağmen tutkulu salon sporları aslında buradan belki devam edebiliriz çok iyi. Yani kültürleri mi hep böyle edebiyata, bilime, sanata önem vermeleri mi? Bir şey var o topraklarda galiba değil mi? Yani şu var. Benim edebiyattan ve müzikten bana yansıyan kısmı adına konuşabilirim. Yoğun bir tutku var. Özellikle mesela bunu müzikte çok hissediyorsunuz. Örneğin Çaykovski'nin eserlerinde, konçertolarında, işte senfonik eserlerinde böyle kendinizi şey hissedersiniz, hani gökyüzüne yükselip, hı hı, müzik bittiğinde de tekrardan fani, hı, dünyanın o rutin temposuna geri döndüğünüzü hissedersiniz. Sizi alır ve uçurur, kanatlandırır Çaykovski. Hı hı. Ve bu edebiyatta da var. Kitapta da var onlar. Evet. Bir doruğa çıkıyorsunuz, evet, bir düşüyorsunuz. Evet, evet. Çok ciddi şekilde, evet, onu yaşıyoruz. Şimdi bizim programımızın bölümlerinden biri yeni çıkan kitapları tanıtıldığı bir bölüm. Kısa bir ara verip yeni çıkanları izleyelim, sonra devam edelim. Tamam. Yeni çıkanları izliyoruz.
Yeni çıkan kitapları da izledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tam müzeye gelmiştik. Hayatınız önemli bir bölümü müzikle dolu zaten. İşte edebiyatta zaten önemli bir yerdeydi. Şimdi yazılı ve elle tutulur bir şeye dönüştü. Müzik sizi nasıl besledi ya da besledi mi? Yani müziğin aslında yazdıklarınızı, yazmaya çalıştıklarınızı, düşündüklerinizi etkilediği yerleri oldu mu? Size nasıl bir katkısı oldu? Yani şöyle diyebilirim başlangıç olarak. Müzikal yeteneğin, işitsel yeteneğin kalemi çok beslediğini düşünüyorum. Hı. Bunu size somut örneklendirmem gerekirse. Yazım sürecinde yüksek sesle okuyordum ben. Diyelim ki bir sayfa yazdım. Akabinde yüksek sesle metni okuyup kulağımı tırmalayan, rahatsız eden ya da tekrar... Tekrarlanan kelimeler varsa onları ayıklıyordum mesela. Bu metnin akıcı olmasını sağlıyor. Mesela müzikte nasıl bir ritim varsa, bir tempo varsa aslında metinde de, şiirde de bir tempo vardır. Evet, o tempoyu, evet, o tempoyu aksatan bir kelime olduğu anda okuyucu rahatsız olur mesela. Bir şey tırmalar kulağını, rahatsız eder. Ya da müzikteki detone sesler, pes sesler, ince ya da tiz sesler edebi eserde de var. Çok kelime değiştirdiğim olmuştur. Bir kelime için bir iki gün düşündüğüm olmuştur. Ne koysam acaba? Evet, o kelimenin yerine ne koysam? Ne koysam da su gibi akmaya devam etse. Bunları yaparken müzik aslında bir yerde çalıyor mu yoksa beyninizde mi müzik? Hayır, şöyle yüksek sesle okuyorum ben. Metni yüksek sesle okuyorum. Sonuçta müzik de seslerden oluşuyor. Evet. Heceler de, harfler de seslerden oluşuyor. Ve tırmalayan bir şey olduğu zaman onu değiştiriyordum. Bu bana çok büyük bir avantaj sağladı mesela. O işitsel yetenek çok büyük bir avantaj. Şöyle sorular da bana çok gelmiştir. Hiç ara vermeden mi yazdınız bu kitabı? Hani nasıl bu kadar akıcı oldu? Hikaye su gibi akıyor. Aslında çok ara verdiğim dönemler oldu. 2 ay, 3 ay aynı Dikkat Zazil'i bir kenara koyup dönmediğim oldu. Ama geliştirdiğim bir teknik sayesinde o sorunu çözdük. Nasıl bir teknik? Şöyle var? Karakterlerin her birini müzikal bir eserle özdeşleştirdim. Evet, ilginç. O karaktere dair bir şey yazmam gerektiğinde hemen kulaklığımı takıp o eseri açıyordum. Güzel. O müziği dinlerken yeniden o bıraktığım duygu durumunu yakalıyordum. Karakterin ruh halini ve hikayeyi yakalayıp oradan hiç ara vermemiş gibi, hiç kesintiye uğratmamış gibi devam ediyordum. Bu büyük bir avantaj oldu benim için. Ve şunu da belirtebilirim. Roman yazarken fark ettim bunu. Bestelemeyle, senfonik eser, opera bestelemekle roman yazmak aslında çok birbirine benziyormuş. Onu yazım aşamasında hikayesi keşfettim. Hikayesi var çünkü. Şöyle, bir orkestrası var. Aslında hikayesi var. Aynen, hikayenin dışında bir de matematiği de benziyor. Matematiği çok benziyor. Siz eğer orkestra için bir eser yazacaksanız, vurmalılar için bir ezgisel, armonik yapı oluşturmanız lazım. Yaylılar için, üflemeliler için. Her biri ayrı ayrı bir şeyler söyleyecek. Özgün bir karaktere sahip olacak. Ama aynı anda hepsi çalmaya başladığında kaos olmaması lazım. Kulağa son derece hoş gelen müzikal bir şölen sunmanız lazım. Evet, dinleyiciyi etkilemesi lazım. Romanda da aynı şekilde. Her bir karakterin özgün bir yanı olacak. Her bir karaktere ayrı ayrı müzikal estetik bir forma sokacaksınız. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde fazla öne çıkan olmamalı, denge bozulmamalı, o çorbanın tuzu hesabı, tuzu biberinin dengesi gibi belli bir dengede tutmanız lazım. Ritmi aksatmamanız lazım. Evet. O açıdan çok benzetiyorum. Müzikal besleme süreci. Bunu kullanan olmuş mudur? Yani siz benim anladığım kadarıyla bu hani kendi oluşturduğunuz bir yöntem. Yani bu yöntemi oluşturabilmesi için senfonik eğitim almış olması, klasik batı müziği eğitimi almış olması lazım. Senfoni sanatçısı ya da kompozitör olması lazım romanı yazan kişinin. Bilemiyorum hani ben denk gelmedim, rastlamadım. Çünkü nedense müzikte profesyonelleştikçe başka sanat dallarına sanki birazcık ilgi azalmaya başlıyor. Çünkü oranda yükseldikçe bir dehlizin içerisine giriyorsunuz. Müzik gerçekten bir dehliz. İlerledikçe önünüze yeni kapılar açılıyor. Ama siz ve ucu bucağı yok. Sizinle ilgili bir denge mi var şu an? Yoksa hani kitap mı üzerine çıktı? Kitaptan sonra bir açık konuşmak gerekirse
O dengeyi biraz sarstık sanki, biraz kayboldu o denge. Çünkü şu an yazmak inanılmaz bir feyiz veriyor bana. Özlemi daha iyi akıttığımı düşünüyorum yazarak. Ama bu şu an için böyle. Müzik tabii ki devam ediyor. O benim ruhuma sinmiş bir koku gibi. Evet. O çıkmaz. Ama yazma daha ön aşamaya geçti. Evet. Şimdi yine kitaba dönersek. Katina Azazil'le tanışıyor. Evet. Ve bu hani kendiyle yüzleştiğinde, kendini sorguladığında, hani Katina kim, Zeynep kim diye sanırım böyle tam sıkıştığı noktalarda Azazil çıkıyor karşısına. Tam kırılma noktasında. Tam kırılma noktasında. Evet. Aşkı da yaşıyor Katina, şey ya da Zeynep diyelim. Hani ben aslında Katina bana çok sıcak geldi. Evet. Dolayısıyla böyle hani okuduktan okurken de Zeynep'in hikayesini değil de Katina'nın hikayesini okuduğumu düşünerek kitabı bitirdim açıkçası. Biraz da böyle hani kitaptan da yola çıkarak bir sevgi yaşıyor Katina. Ve yaşadığı sevgi aslında onun hayatını bütünüyle etkiliyor. Yani o evlatlık olarak verildiği ailede iyi bir yaşam da sürüyor aslında. Sonra başka bir şeye, başka bir forma dönüşüyor. Neydi bu? Bu sevgi... Sonra kadın olmanın sancılarını yaşamaya başlıyor. Aynen, yani onu böyle biraz sizin gözünüzden dinlemek isterim. Nasıl bir sevgi yaşadı Katina? Yaşadığı gerçekten sevgi miydi? Sonrasında o çocuk ve çocuktan sonra yaşadıkları da, çünkü gerçekten hayatı bütünüyle kırılmalarla geçiyor sonrasında. Kitabın içerisinde geçen bir cümle vardı Katina'ya dair. Kendimi sevemedim. Kendimi sevmediğim gibi diğer beşeri de sevemedim. Şimdi başkalarını sevebilmemiz için önce kendimizi sevebilmemiz lazım. Bu kadar büyük travmalardan sonra sevgi kavramı da biraz deformasyona uğruyor diye düşünüyorum. Uğrar kaçınılmaz olarak. Ve bu Katina'da da yaşanılan bir şey. Evet. Tevfik ve Hayri Hanım ona çok büyük bir sevgi besliyor. Sevgi besliyor, evet. Sevgi çok samimi ama gerçekten alıyor. O sevgi. Evet, evet, hissediyorsunuz evet. Onu. Ama bütün yaraları kapatmaya yetiyor mu bu? Yetmiyor ne yazık ki. Yetmiyor. Ve yetmediğinde ileriki süreçte görüyoruz zaten. Yaptığı yanlış tercihten. Evet. Anlıyoruz bunu. Şeyi var mesela o Azazil'le tanışma noktası benim de notlarımda. En çok da aidiyetsizlik insanı yoruyor diyor. Değil mi? Karakter. Kesinlikle öyle. Kaçınılmaz olarak bu. Şimdi biraz sonra o bölümüne de geçmek istiyorum ama şimdi yine programın bölümlerinden biri Haftanın Şiiri. Haftanın şiirini ben Yunanlı bir şairden seçtim. Yanis Ristos'tan. Herkül Bey'in de sanırım. Herkül Milas'ın çevirisi. Ama bu çeviri Özdemir İnce çevirisi. Hatta şöyle de bir hikayesini okudum. Bugün şiiri tekrar detay üzerine düşünürken. Kemal Özer, Fransa'da yaşayan Özdemir İnce'ye Yanis Ristos'tan bahsediyor ve bu şiirinden bahsediyor. Bunu mutlaka bulup çevirisini yapıp bize gönder, Türkiye'de dergide basacağız diyor. Özdemir İnce de Fransa'ya gidiyor. Pardon, zaten Fransa'da yaşıyor o sıra Özdemir İnce. Dergiye gidiyor. Derginin bir kopyasını istiyor ama ellerinde iki tane kaldığını söylüyorlar. Veremeyeceğini söylüyorlar. Çok ısrar ediyor yani, ben çok istiyorum bunu diyor. O görüşme sonrası Aragon'la görüşüyor Özdemir İnce. Ki Aragon'da hani edebiyatın önemli karakterlerinden, önemli şairlerinden biri. Aragon soruyor, niye bunu çok istiyorsun sen? Yani elimizde iki kopya var, niye bu kadar çok istiyorsun? Özdemir İnce de şunu söylüyor. Orada barışı tanımlayan şiiri Türkiye'de biz Türkçe çevirisiyle basmak istiyoruz diyor. Aragon'da bundan daha iyi bir amaç olabilir mi? Verin bir kopyasını diyor. Değil mi? Şimdi bu tarafıyla da düşününce gerçekten iyi de yapmışlar. Belki sonrasında kazanılırdı edebiyat için Türkçe'ye bu şiir. Evet. Ama ilk kazanım noktası da böyle olmuş. Şimdi onu okumak istiyorum. Barış. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların
sevda sözleridir barış. Gözlerinin içinde uçsuz bucaksız bir gülümseme. Elinde yemiş dolu bir zembil ve alnında ter tomurcukları. Pencerede suyu soğutan testideki damlalar gibi. Akşamüstü eve dönen babadır barış. Dünyanın yüzünde yara izleri kapanırken, ağaçlar diktiğimizde havan mermilerinin kazdığı çukurlara, yangının kavurduğu yüreklerde ilk tomurcuklarını açarken umut ve ölüler kanlarının boşa gitmediğini bilerek yana dönüp içerlemeksizin uyuyabildiklerindedir barış. Barış, yemek kokusudur tüten akşamleyin. Arabanın yolda durmasının korkutmadığı, kapı çalınmasının dost demek olduğu ve pencereyi saat başı açmanın renklerinin uzaktaki çanlarıyla gözlerimizin bayram etmesini sağlayan gökyüzü demek olduğu zamandır barış. Barış, bir bardak sıcak süt ve bir kitaptır uyanan çocuk önünde. Başaklar birbirlerine eğilip, işte ışık, ışık, ışık dediklerinde ve ufuk çemberi ışıkla dolup taştığı zamanlardır barış. Hapishaneler onarılıp kitaplıklar yapıldığı zaman, eşikten eşeğe bir türkü yükseldiği zaman geceleyin, cumartesi akşamları mahalle berberinden çıkan yeni tıraş olmuş bir işçi gibi baharda ay buluttan çıktığı zamandır barış. Geçmiş gün, yitirilmiş bir gün olmadığı, sevinç yapraklarını akşamın içine salan bir kök ve kazanılmış bir gün, hak edilen bir uyku olduğu zaman, acıyı kovmak için zamanın dört bir bucağından güneşin hemen ayakkabılarını bağladığını duyduğun zamandır barış. Barış, ışınlar demetidir yaz ovalarında. İyilik alfabesidir tanın dizlerinde. Kardeşim dediğin, yarın kuracağız dediğin zaman, kuracağız dediğimizi kurunca türkü çağırdığımız zamandır barış. Ölüm yüreklerde az yer kapladığı ve güvenli parmaklarla mutluluğu gösterdiği zaman bacalar, ikindi vaktinin büyük karanfilini ozan ve proleter aynı şekilde kokladığı zamandır barış. İnsanların sıkışan elleridir barış. Dünyanın masasındaki ekmektir. Gülümsemesidir annenin. Budur yalnızca. Başka bir şey değildir barış. Ve toprakta derin karıklar açan sabahlar, tek bir sözcük yazarlar. Başka bir şey değil, barış. Dizelerimin rayları üzerinde buğday ve güller yüklenmiş, geleceğe doğru yol alan trendir barış. Kardeşlerim barış içinde derin derin soluk alıyor. Tüm dünya bütün düşleriyle, verin ellerinizi kardeşlerim, işte budur barış. Yanis Ritsos. Ağzınıza sağlık. İşte barış aslında bize insanların doğduğu topraklarda belki de yaşayabilme özgürlüğünü de getirecek. Katina'nın, Hristo'nun kırılmış hayatları, parçalanmış hayatları olmayacaktı. Başka şeyler olacaktı belki ama buradan Herkül Milas'a gelmek istiyorum. Herkül Milas uzun dönem Türkiye'de yaşamış. Hatta Ankara Üniversitesi'nde de Yunanca bölümünün açılmasına değil mi? Evet. Öncülük etmiş. Çok değerli çalışmaları olan bir insan. 1971 yılında da Yunanistan'a yerleşiyor. Evet. Buradan da kendisine selam gönderelim. Evet. Gerisini sizden dinleyelim. Herkül Milas nasıl konuya dahil oldu? Siz nasıl bir öngörü ya da destek aldınız kendisinden? Programı yazdıktan sonra, ki şunu öncelikle belirtmek isterim. Romanı yazım aşamasında çok ciddi bir araştırma da yapmam gerekti. Evet. Çünkü bir kere çok geniş bir tarihi dönemi kapsayan bir roman bu. İşte 1920'lerden başlıyor ve 1980'lerin ortalarına kadar devam üç ediyor. Üç kuşak çünkü. Evet. Mekan araştırması, dönem araştırma, dönem itibariyle kültürel araştırma, o dönemki Sille'deki pişirilen yemeklere kadar araştırma yapmam gerekti. Ve roman bittiğinde dedim bunu okutmam lazım. Mübadele konusunda, Rum kültürü konusunda bir uzmanı olan bilir kişiyi okutmam lazım yani.
Kitapları da var zaten. Tabii. Kendisinde. Herkül Bey'in evet, karşılaştırmalı edebiyatla ilgili Yunan edebiyatı, Türk edebiyatı çok ciddi araştırmaları var, çıkmış kitapları var iletişim yayınlarında. Onların hepsini aldım zaten, okudum. Okuduktan sonra da kendisiyle bağlantıya geçtim. Ve sağ olsun büyük bir mütevazilikle, aynadaki Azazil'e zaman ayırdı, okudu ve görüşlerini benimle paylaştı. Son derece samimi bir e-mail gönderdi bana. Çok da etkilendim açıkçası. Çok da beni motive etti. Çünkü insan kendi ortaya çıkardığı esere karşı çok da objektif olamıyor. dışarıdan bir gözün bakış açısına ihtiyacınız var. Hele ki o göz bir de sizi son derece motive eden, donanımlı bir gözse. Evet, donanımlı bir gözse ve aynı şekilde çok da motive eden bir yazı kalemi almışsa, beğenisini belirtmişse tabii çok mutlu oluyorsunuz. Sonrasında eserin yayın eviyle anlaşıp da basım sürecine girdiğimizde Erkül Bey'den rica ettik. Dedik biz sizin bu görüşlerinizi kitabımızın arkasına koymayı arzu ediyoruz. Sizin için de uygun mudur diye. Sağ olsun o mütevaziliği gösterdi, izin verdi. Çok da mutlu oldum. Yani bu konuda duayen olan bir ismin kitabın arkasında cümlelerine yer vermemiz yanındaki Azazil Hanım'a mutluluk verici. Evet. Devamı gelecek mi kitabın? Yani sanki bu kitap bizde bir hani üç kuşak hikayesini anlattığı için de devam hikayesi gibi. Sürpriz olsun. Yani şu an için başka bir çalışmaya başladım. Bir senedir ön hazırlığını yapıyordum. Epeyce bir kaynak çatardım. Bu da bir tarihi bir roman olacak. Öyle bir ipucu vereyim. Ve sürpriz bir konuyla ilgili. Hiç işlenmemiş bir konuyla ilgili olacak. Enteresan. İkinci romanda. Evet. Şu an keskin dönüş mü olacak yoksa hani bambaşka bir konu. Bambaşka bir konu ama yine ötekileştirilmişler var. Yine kaybedenlerin hikayesi diyelim. Ve şu an işte bir senelik kaynak tarama, okuma, notlar alma dönemim bitti ve yazım sürecine başladım. Şu an için durum bu ama gelecek ne gösterir? Aynadaki Azazil benim paçamı bırakmazsa mecburen devam etmek zorunda kalabiliriz. Evet. Tabii ki, neden olmasın? Şeyi biraz konuşalım o zaman. Risto, yani aslında kitabın böyle bir özet gibi de yapmış olduk programı ama bu izleyicilerimize kitabı almayayım zaten dinledim duygusu oluştursun istemiyorum. Yani şahsen ben okudum, çok beğendim. Dolayısıyla hani gerçekten izleyicilerimizin okumasını arzu ediyorum. Sondaki o ruh halini anlamak için belki de biraz. Yani işte Katina Rum olduğunu biliyordu, Hristiyandı, sonra Müslüman oldu, Zeynep oldu. Bir çocuğu dünyaya geldi. O çocuğu Katina'nın yaşamını aslında, Katina olarak yaşamını bilmeden büyüdü. Bu da aslında Katina'nın özel arzusuydu. Yani çocuğunun bilmesini istemedi. Ama diğer taraftan mübadelenin diğer tarafını yaşayan, yani Yunanistan'a giden Hristo, annesine verdiği bir söz üzerine, annesinin mezarından aldığı bir toprak parçasını Türkiye'de babasının mezarlığının bulunduğu yere serpmek üzere ülkeye geri döndü. Geri döndükten sonra da Katina'nın kızını aradı. Evet. Buldu. Yani niye buluşturdunuz onu? Bu hani kurgularken baştan böyle yapayım diye yola çıktığınız bir şey miydi? Yoksa hikaye sizi ben hani onları da bir buluşturayım noktasına getirdi mi? İkinci dediniz. Öyle mi? Baştan bunu planlamamıştım. Romanın sonlarına doğru Hristo ile ilgili o yarım kalmışlık duygusu beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü şu bir gerçektir. Gidenler kalanları merak eder. Kalanların aklı gidenlerdedir. Ve hele ki çocukluk anıları insan ruhuna damgasını öyle bir basar ki mezara girene kadar peşinizi bırakmaz. Hristo da peşini bırakmadı. Katina'nın hayali, Katina'nın ondaki bıraktığı izler. Ve tabii ki bir tek Katina demeyelim, haksızlık olur Hristo'ya. Aynı zamanda kendi geçmişi var, toprak çünkü hasreti var. Tabii vatan ki duygusu var. Anıların hasreti. Toprak altında bıraktığı sevdiklerinin ki babası. Babası. Evet. Onların hasreti. Bir de şöyle bir gerçek de var.
Evet, bu insanlar Yunanistan'a gittiler ama orada böyle kucaklar açılmış bir şekilde çok da karşılandıklarını düşünmüyorum tabii ki. Belli sancılar çektiler, bir dönem köksüzlük yaşadılar, o duyguyu yaşamışlardır ve Hristo'da da bunu yansıtmaya çalıştım. Ait olduğu topraklara geri dönmek arzusu içerisindeydi. Ve bu çok anlaşılabilir bir arzu. Evet. Ama geldiğinde Katina'yı bulamadı. Ve o da Katina'nın kızına ulaştı. Devamı da okuyucuya devamı sürpriz evet. olsun. Okuyucu merak etsin. Evet. Ve desin ki yani evet. Evet. Hani Azazil ne? Çünkü Azazil'in de böyle bir tarama yaptığınızda farklı anlamları var. Azazil evet. Üç kutsal metinde de İbranice'de var. İbranice metinlerde Azazel olarak geçiyor. Eski Ahit Hristiyan teolojisinde geçiyor. İslam teolojisinde de geçiyor. Ve üç dinini de kaybeden aslında Yezilik'te Azazel. Yezilik'te de bir melek aslında. Meleke Tavus'un adlarından biri olarak da geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Kaybedenlerin bir simgesi gibi Azazel. Yani o da sonradan girdi metne. Şimdi yazma aşamasında trajedinin boyutu bana ağır gelmeye başladı. Hani klasik bir tabir olacak belki ama hani o içimdeki çocuğu incitmeye başladı ve dedim bunu yumuşatmam lazım. Nasıl yumuşatabilirim? O noktada Azazil devreye girdi. Ayna figürü devreye girdi. Ayna ilk başta bir obje olarak girdiği roman içerisinde zamanla belirgin bir özne olmaya doğru hızla ilerledi. Evet. Ve Azazil'in şöyle bir tarafı da var. Okuduğunuzda fark etmişsinizdir. Böyle bir çözümsüzlüklerin baskın olduğu karakterler var. Çözümsüzlükleri onları boğuyor. Dibe doğru çekiyor. Azazil aslında o çözümsüzlükleri de temsil ediyor. Evet. Tam orada da zaten çıkıyor ortaya. Evet. Evet. Kişiye bir de böyle sanki güç de veriyor. Onunla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü hayatın... Aynen öyle. Aynen öyle. Ve üç kuşağının da peşini bırakmıyor. Evet. İlginçti gerçekten. Programı toparlayacağız ama ondan önce okunası kitaplarla ilgili önerimiz var. Bunlardan biri de Sabahattin Ali. Onun da 2 Nisan ölüm yıl dönümü. Okunası kitapları istiyoruz. Homeros, İlyada. Egeli bir ozan olan Homeros'un büyük destanıdır. Homeros, sözlü edebiyat geleneğini sürdüren bir ozandı. Bu destanları İsa'dan önce 9. yüzyılda yarattığı sanılıyor. Yazılışı, kaleme alınışı daha sonradır. Bu İzmirli büyük ozan, İlyada'da Troya kentinin destanını anlatır. Troya kenti, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında bugünkü adıyla Hisarlık Tepesi'ne kurulu varlıklı bir kentti. Yunanistan'dan gelen Akaların saldırısına uğrar. Bu savaşta iki toplum karşı karşıya gelir. Yurtları Anadolu'da bulunan Troyalılarla Yunanistan'dan gelen Akalar topluluğunun savaşıdır bu büyük destan. Akalar topluluğu Yunanistan'ın çeşitli bölge krallıklarından oluşmuş bir ordudur. Her kral kendi gemileri ve adamlarıyla yola çıkmıştır. Bu ordular krallar kralı Agamemnon'un yönetiminde birleşip örgütlenmişlerdir. Güçlüdürler. Akalar daha soylu, daha yürekli, daha akıllı ve daha örgütlüdürler. Ve savaşı kazanırlar. Troyalıların yenilgisinin destanı olan İlyada, 24 bölümden ve 16 bini aşkın dizeden oluşur. Jose Maria de Vasconcelos, Şeker Portakalı. Yazarlıkta karar kılıncaya kadar boks antrenörlüğünden, ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan, gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan yazarın başyapıtıdır Şeker Portakalı. Günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsüdür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen 9 yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran yazarın çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze'nin başından geçenleri anlatır. Yazar, tam 12 günde yazdığı bu romanı 20 yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını söyler. Şeker Portakalı'nın baş kahramanı Zeze'nin büyüdükçe yaşadığı serüvenleri yazarın Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek adlı romanlarından da izleyebilirsiniz. Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor,
koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarını zorla zapt ederek geziniyor. Rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum kürk mantolu Madonna'yı seyret alıyor. Ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum. Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair yanıtlanması zor soruları soruyor. Harper Lee, Bülbülü Öldürmek. 1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyat severlerin gönlünde özel bir yer edinen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika'nın güneyinde yaşayan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanının Scant Finch'in gözünden anlatıyor. Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hala güncel temaları Scott'ın büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor. Bir zencinin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar, ön yargılar, riyakarlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikayeye dönüşüyor. Etkileyici gerçekliği ile ürperten, insani vurgusuyla sarıp sarmalayan çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan klasik bir romandır. Programı artık toparlayıp kapatmak durumundayız. İkinci kitabın çalışma bilgisini de almış olduk sizden. Evet. Heyecanla bekliyorum gerçekten. Şeyi sormak istiyorum. Şu sıralarda böyle okuduğunuz ya da okuyabiliyor musunuz bilemiyorum. Çocuklar da var demiştiniz. Okuduğunuz yazarlar ya da kitap var mı, paylaşmak ister misiniz? Ya da edebiyatla ilişki kurmaya çalışan, hani okur, iyi bir okur olabilmenin yolunu belki arayan insanlara önerileriniz varsa onları alayım. Yani iyi bir okur olmak için bence önceki biraz seçici olmak lazım. Çünkü çok fazla eser var, çok fazla yapıt var. Hı hı. Ve insan olarak ömrümüz kısıtlı. Hepsine yetişemeyiz. Evet. O noktada hani sağlam kriterler belirleyip o kriterler, hı hı, üzerinden seçici olmak lazım. Onu söyleyebilirim, naçizane fikrim. Yani şu an okuduğum kitaba gelince Theodor Zeldin'in İnsanlığın Mahrem Tarihi diye bir kitap okuyorum. Son derece etkileyici bir kitap. Hı hı. Hani başucu kitabı olabilecek aday bir kitap. Hı hı. Onu tavsiye edebilirim. Güzel. Okumalarını. Ben notlarımı alacağım. Tamam. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sıcak ederim. Ve güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de böyle düşünürler. Hem müziği konuştuk, hem edebiyatı. Müzikle edebiyatın iç içe geçmişliğinden neler çıkıyor onu gördük. Dolayısıyla hani bundan sonrasını bekliyorum heyecanla, gerçekten ne çıkacağını. Umarım ikinci kitapta da yine buluşuruz sizinle. Evet. Benim adım, kendi adıma da çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Mübadele konulu bir kitaptı bugün konumuz. Onun üzerinden de Yanis Ristos'un Barış isimli şiirini okuduk. İnsanların doğduğu topraklarda ölebilme ve yaşayabilme özgürlüklerinin kaybolmaması dileğiyle Özlem Gönce'ye tekrar teşekkür ederek haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.